Herkese merhaba, ben Mahmut Karsoğlu. Chip Tech Talk için bir kere daha Bilişim Vadisi'ndeyiz ve yine çok ilginç bir konumuz ve konuğumuz var. Belki de ülkemizdeki en ilginç girişimlerden bir tanesi olan AirCard'ı konuşacağız. Daha önce benzer bir girişimin yurt dışında ilk uçuşunu deneyimleme şansım olmuştu, yerinde görme şansım olmuştu. Şimdi benzer bir projeyi ülkemde de aynı şekilde ve aynı hızda, hatta çok çok daha önce başlamış ve ilerlemekte olduğunu görmek gerçekten çok mutluluk verici. Ve bu konuyu konuşmak için şimdi yine Bilişim Vadisi'ne geldik ve arkamda gördüğünüz gibi AirCard'ın atölyesinin önündeyiz. Yanımda da kurucusu Eray Altınbozar var. Özellikle çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için bize. Rica ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık neredeyse çok ilginç bir şey olduğu için Türkiye'de duymayan, teknolojiyi takip edip duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum. İnternette de artık teknik verileri konuşuluyor ama son hani benim gördüğüm röportajdan beri epey bir zaman geçti üzerinden. Ne gibi gelişmeler var? Hani biraz böyle kısaca AirCard nedir? Bize bahseder misiniz? Onunla başlayalım. Olur. AirCard 2 kişilik, 2 kişi taşıyan elektrikli, otonom bir hava taksi, uçan araba da diyoruz. Ama asıl amacı taksi gibi mobil aplikasyondan çağırıp bir noktadan bir noktaya trafiği atlatarak şehirden alçak irtifadan uçuş sağlayacak yeni nesil hava taşımacılığını gerçekleştiren firmalardan bir tanesi. 2017'nin sonlarında kurulduk. Yaklaşık 2 yıldır Bilişim Vadisi'ndeyiz. Çalışmalara buradan devam ediyoruz. Bulunduğumuz yerde aslında AirCard'ın garajı, test merkezi, bulunduğumuz ortamda test uçuşlarına müsait. Burada prototiplemeyi yaptıktan sonra burada test uçuşlarına alıyoruz. Testlerimizi burada yapıyoruz. Bu aralar yoğun bir şekilde burada çalışmalarımız devam ediyor. Arkanızda gördüğüm cihaz da herhalde en fazla uçuşu gerçekleştiren prototip modeliniz değil mi? Evet, arkamızda duran aslında AirCard'ın ilk uçan modeli. Uçuşları devam ediyor. Aslında bir süre önce emekliye ayırdık ama şimdi biraz daha aracı zorluyoruz diyelim. Yeni bir model daha geliyor. O içeride aslında şu anda gösteremiyorum ama yakında o da çıkacak. Onda ufak bir gecikmemiz var. Tedarikçilerden dolayı aslında yaz başı uçuş testlerine başlamayı planlıyorduk ama yaz sonunu bulacak gibi duruyor. Bir 4-5 aylık gecikme oldu. Çünkü bazen tedarikçiler ürünleri istediğimiz zamanda getirmiyor. Çok az tedarikçi var, çok niş ürünler. Bu çip krizi oraları etkiliyor. Tabii. O da buraya geliyor, etkiliyor. Ama şu anlık yolunda çalışmalar devam ediyor. Yakında yeni modeli içine oturup uçabileceğimiz modelde yakında burada testlere başlayacağız. Çok güzel. Şimdi yani röportaj öncesinde içeriye de biraz göz atma şansım oldu. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Yani şu anda hani motorlarına kadar, tasarımına kadar, tüm kokpite kadar her şeyi sizin burada bu atölyede üretiliyor. %100'e yakın diyebiliriz herhalde, değil mi, yerlilik oranı? Yani evet, her şeyi biz yapıyoruz. Mesela arkamda duranı biz kendimiz yapmıştık. Yani ekibin ve benim de kanımız çok vardır üzerinde. O yüzden her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bazı komponentleri dışarıdan alıyoruz elbette. Yani her şeyi, mesela bataryaları dışarıdan alıyoruz, bazı komponentleri dışarıdan alıyoruz. Ama birçoğunu normalde bu seviyede firmalar kendi içlerinde yapmıyorlar. Çünkü yeni bir sektör olduğu için çok fazla bunları satın alabileceğimiz ürünler yok. Evet. Ve bulsak dahi istediğimiz standartlarda ve teknik özelliklerde ürünler gelmiyor. O yüzden en başında bunları biz kendimiz projeliyoruz ve doğru partnerlerle birlikte bunları geliştiriyoruz. Ama birçoğu evet içeride tasarlanıyor, yapılıyor veya partnerlerimizle, ortaklarımızla yapılıyor. Şimdi aslında siz de söylediğiniz hani çoğu şey parçası burada o gelmiyor. Çünkü bu ilk defa yapılan bir şey. Böyle ilk defa böyle bir girişimin altına imzanızı atıyorsunuz. Benim aslında hani bu tür cihazlarla ilgili merak ettiğim bir şey var şahsi olarak da. Şimdi yıllardır içten yanmalı motorlar var. Helikopterler uçuyor. Şimdi neden aslında bu tür hani uçan araba demek çok doğru değil. Çünkü araba demek için bunu yolda da gidiyor olması lazım. Aslında sizin kullandığınız şey daha iyi. Hani sonuçta bir amaca hitap ediyor ve uçan taksi diyebiliriz belki. Neden elektrikli motor teknolojilerin ilerlemesinden sonra bu kadar buna odaklanma arttı ve hızlandı bununla ilgili? Yani normal içten yanmalı motorlarla aslında böyle bir şey yapılamaz mıydı? İçten yanmalı motorlarla aslında ilk helikopter dediğimiz ilk yapıldığı zaman Sikorsky yine bunun gibi 4 farklı noktadan motorla kontrol etmeye çalışır ama içten yanmalı motorlarda devir geçişleri, tork geçişleri o kadar hızlı olmuyor. Şimdi bu modellerde elektrikli motorlar olduğu zaman o tork geçişleri çok hızlı yapıldığı için kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Elektrikli motorlarda bir şekilde ya
benzinli bir motordan elektriği çevirip vermeniz lazım ya da lityum iyon pillerle sağlıyorsunuz. 2015-16'dan sonra lityum piller bu seviyeye yaklaştılar. Dronların kontrol teorileri ve komponentleri ilerledi. Kompozitte yine daha da hafif sistemler geldi. Aslında 2015-16'dan önce, yani dronlar 2005'ten beri var ama 2015'te o bataryanın ilerlemesinden sonra bunlar mümkün, ucu ucuna mümkün bir hale geldi. O günden bugüne de böyle süper bir değişiklik olmadı pillerde ama o yüzden şu anda uçuş süreleri çok uzun değil. Mesela biz yeni modelde 50 kilometre uçmayı planlıyoruz. O bile muhtemelen bu konfigürasyonda dünyanın en uzun uçuşunu ikiye katlayacak seviyede bir uçuş olacak. Becerebilirsek göreceğiz onu. Ama şu anki hesaplarımız ve testlerimiz bunu yapacağını doğruluyor. Aslında konu bu. Yani drone teknolojileri, bataryadaki ilerleme, biraz yapay zeka, otonom olmasını, kamera işlemişti, yapay zeka sistemlerinin kameralarda, otonom araçlarda kullanılması gibi teknoloji bir araya geldikçe benim gibi girişimciler de evet bu artık mümkün bir hale geliyor deyip bu konfigürasyonu yapmaya başladılar. Evet doğru, aslında batarya ben dediğiniz gibi birkaç şeyde bir araya gelmesinde oluyor. Peki nasıl bir kullanım alanını düşünüyorsunuz? Hani daha önce de takip ettiğim için projeyi duymuştum. Bir hava taksi projesi var. Hani siz sadece üretici olarak mı yoksa hava taksisinin işletimcisi olarak da mı devam etmeyi düşünüyorsunuz bu bittikten sonra? Yoksa hani böyle filo olarak satacak mısınız? Amacımız satmak değil, hava taksi hizmeti vermek. Şimdi ilk etapta ürün bizim ürünümüz olduğu için, ürünü en iyi bilen biziz. Muhtemelen ilk etapta bir partnerle çalışsak dahi, Türkiye'de işte hava yolları var büyük biliyorsunuz, onlarla çalışabiliriz. Ama mutlaka işin içerisinde olmamız lazım. Aslında biraz daha mobility as a service'e giriyor bu taraf. Bunu yapmak istiyoruz. Amacımız aircar'ları satalım ve buradan bir cüre elde edelim değil. Bunu insanların kullanımına en uygun şekilde sunalım. Burada nasıl bir işbirliği olacak, nasıl kurgulanacak? Birçok öngörü var. Evet, bir havayoluyla birlikte bunu yapabiliriz. Ki öyle olması uygun olanı. Biz yapabiliriz. O biraz daha meşakkatli. Finansala bakıyor. Araçları bir sefer finanse etmeniz gerekiyor. Zamanı geldiğinde ona bakacağız. Biz şimdilik teknolojiye odaklanıyoruz. Teknoloji, tabii. Önce bir bunu bitirelim diyorsunuz. Kişisel kullanım herhalde zor. Yani daha çok ilerisi için. Evet. Yani çünkü bunların hani otonom cihazların aslında tek bir merkezden yönetiliyor olması az önce dediğiniz gibi çok daha mantıklı. Peki işte ne zaman ben işte bir noktadan bir noktaya uçan taksiyle İstanbul içinde gidebileceğim. Hani bunun için bir tarif verebilir misiniz? O bilim kurgu filmlerinde gördüğünüz böyle uçan arabalı İstanbul silüetleri ne zaman göreceğiz? Eğer bugünden itibaren yeterli demeyeyim ama işler yolunda giderse, istediğimiz şekilde ilerleyebilirsek 2026 uygun gözüküyor. Ama ondan hemen öncesinde muhtemelen bir anda böyle bir consumer ürünü gibi herkesin hayatına bir anda girmeyecek. Önce test edeceğimiz rotalar olacak. Otonom olsa dahi bu rotalarda sadece bir pilot bir süre uçuş yapacak. Ki rotaları çalışalım, hava durumu, işte kuşlar, etraftaki insanları rahatsız etmeyecek gürültü seviyesi. Belki 6 ay bu şekilde olacak. 6 ay ondan sonra bir yolcu bir pilot olacak. Ondan sonra remote pilot, uzaktan bir pilot ve yolcuları uçuruyor olacak. Kademeli insanları alıştıra teknolojiden emin ola kimseye zarar vermeden hayatımıza sokacağımız bir yol haritamız var. O da 2025'ten sonra başlamasını planlıyoruz. Evet, yani şu anda aslında projenin gelmiş olduğu noktayı çok başarılı buluyorum ben. Yani şimdi 2025-2026'da çok aslında benim için hani şu an geldiğiniz noktaya göre çok olası bir tarih. Açıkçası ben hani daha önce de konuştuk ama hani bir kere daha sorayım. Şimdi regülasyonlar konusunda aslında benim kişisel çekincem olabilir. Çünkü bu tür değişimler ülkemizde biraz yavaş ilerliyor. Yani tamam hani teknoloji belki regülasyonlardan hızlı. Sadece Türkiye'de de değil, dünyada da böyle. Yetişmekte artık teknoloji yetişmekte hukuksal veya diğer konular biraz şey kalıyor, geride kalıyor. Yetişecek mi peki 25-26 için bu regülasyonlar? Ya aslında şöyle, dünyada her zaman regülasyonlar teknolojiyi takip etti. Yani ilk otomobil çıktığı zaman bizim için güzel bir örneklem. Otomobil çıktığı zaman benzin istasyonları yok, trafik ışığı yok, trafik polisi yok, yol yok, yaya geçidi yok, hiçbir şey yok. Ama ilk seri üretilebilir otomobil çıktıktan hemen sonra dünya bir şekilde buna adapte oldu. Çünkü insanların o ürüne bir ilgi göstermesi sağlandıktan sonra regülatörlerin veya siyasilerin de tek işi zaten halkın isteklerini yerine getirmesi. Teknoloji insanları güvenli uçurabilir dedikten sonra, ki biz zaten standartları takip ediyoruz. Havacılıktaki her parçanın, yani şuradaki cıvatasına kadar her şeyin sayfalarca regülasyonu mevcut. Ve bu regülasyonlar genelde Amerika ve Avrupa'dan, işte İngiltere'den, zamanında onlar tecrübeliydi, oralardan geliyor. Türkiye'de oraları takip ediyor. Biz de oradaki otoritelerin kaynaklarına bağlı kalarak ilerliyoruz.
Türkiye özelinde böyle bir regülasyon çalışması henüz yapılmadı. Önümüzdeki dönemde de onu artık Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı sivil havacılıkla bir kontak kurup ilerleteceğiz. Çünkü Teknoloji Bakanlığı da zaten sürekli burası Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Tabii. bir yer. O tarafta Sayın Varank da bir önceki bakanımız, şu anki bakanımız da zaten konuyu iyi biliyorlar. Birçok kez de görüştük. Ama önce bir teknoloji hazır olsun. Biz bir içine oturup uçmaya başlayalım. Ondan sonra onu o tarafla anlaşırız. Şimdi hava taksinin aslında çözeceği en büyük şey bir yerden bir yere herhangi bir trafiğe takılmadan, İstanbul'un en büyük problemi trafiğe takılmadan gidilmesi. Şimdi İstanbul'da da trafiğin olduğu bölgelere baktığımız zaman işte hani aklıma bu Tarihi Yarımada geliyor ya da işte Maslak geliyor ya da birkaç yer daha var. Maslak yüksek binalar açısından işte hani bir şehir düzenlemeciliği ile ilgili sıkıntılar var. Nereden neyin, kimin nasıl bir kablo çekeceğini bilmiyorsunuz. Bugün yaptığınız planın yarın orada bir bina dikilip dikilmediğini bilmiyorsunuz. Ya da diğer taraftan işte binalar birbirine çok daraşık. İşte bir yerden bir yere gideceğim, nereye inecek. Bu tür konularda hani sizleri zorlayan şeyler ne? Hani nelere dikkat almak zorunda kaldınız yaptığınız bütün planlar içinde? Şimdi biz İrkar'ı tasarlarken birinci günden, belki de benim önceden de girişimci olmamdan dolayı gelen bir üçgüdü, insanların neye ihtiyacı vardan başladık. Sadece çok iyi bir teknoloji ürün çıkartalım ve insanlar onu kullansın. Tarihte bunlar hep zaten çoğu çalışmamış. İnsanların neye ihtiyacı var? Ben de bir kullanıcıyım. Ben de bu şehirde bir yerden bir yere giderken acı çeken bir insanım herkes gibi. Benim neye ihtiyacım var? Nereden nereye giderken ben burada zorlanıyorum. Taksiye bindiğim zaman tek kişi mi biniyorum, iki kişi mi biniyorum, üç kişi mi gidiyorum? Bütün bu metriklere bakarak bunun gürültü seviyesi, güvenlik seviyesi gibi bir kurgu çıkarttık. O yüzden aslında var olan şeklini aldı Aircar. Yani en uzağa uçan veya en fazla yolcu taşıyan veya en ucuz olan değil. İnsanların ihtiyacını en iyi çözen aracın ilk etapta ve teknolojinin müsaitlik evet. verdiği sürece tasarımı yaptık. Burada da noktalardan, portlardan, işte küçük 10 metreye 10 metre arkamda bir tane var. Sökük şimdi aslında onu da yakında buraya kuracağız deneyimlemek için. Çünkü burada bunun üzerinde bir DC-DC elektrikli şarj var. Alttan arabalar şarj olabilir, yukarıya aircarlar inip kalkabilir. Bu da bu portların feasible olması anlamına geliyor. İstanbul'un ihtiyacın olduğu yerlere bu portlar kurulacak. Bu portlara inip kalkacak. Maslak'taki her sokağa inemez elbette ama en güvenli yere veya birkaç tane Maslak'ta trafik yoğun olacaktır. Maslak'tan insanlar Ataşehir'den Maslak'a iş için gidecek. O rota sıkıntılı bir rota. Oradan oraya 5 dakikada Ataşehir'deki 3-4 porttan bir tanesine gidip mobil aplikasyonundan rezervasyonunu yapıp uçabilecek. Veya İstanbul'da Boğaz hatları, Boğaz uçtan uça evet. bu tarz başlayacak. Adalara servis yapılabilir. Tabii ilk etapta suyun üzerinde olması İstanbul fiziksel olarak çok uygun. Çünkü güvenlikli, suyun üzerinde uçmak her zaman güvenli. Aşağıdaki insanlara zarar Tabii. vermiyorsunuz. Böyle bir kurguyla başlayacak. Yani en güvenli rotalardan, en ihtiyaç olan rotalara doğru ilerleyeceğiz. Şimdi aslında daha önceki bir röportajınızda ben izleme şansı bulmuştum. Bir deneme uçuşu vardı. Yani şimdi biliyorum ben aslında bu sizin için fonksiyonellik önemli ama bazen de bu işin hani bir insanlara gösterme bir şov kısmı da var. Yani bir yerden bir yere işte hani hep bahsedilen Hazarfen'in işte Hı-hı. Üsküdar'a uçması gibi Boğaz tarafında bir yerden bir yere bir geçiş için bir şey konuşuluyordu. O daha önce de konuştuk. Tedariklerle ilgili sıkıntılar var. Bunu ne zaman göreceğiz? Açıkçası ben o deneyimi de ilk defa yerinde görenlerden biri olmak isterim. Kaçırmamak isterim. Ya aslında tarih vermek çok güç. İlk fırsatta diyeceğim buna. Şu anda onun için çalışıyoruz ama 23 Nisan'da kurgulanan tarih. Yani biz her şeyi kurgulasak da, sözleşmemizi yapsak da tedarikçilerden bir ürün geç geliyor. Dediğim gibi çip krizi oluyor, evet. geliyor. Mesela şu anda bir komponenti 5 aydır bekliyoruz. Alternatif yaratmak da çok güç. Kendimiz içeride yapalım desek o kompleksivitede bir parça en az 2 yıl sürüyor çıkması ve birkaç milyon dolar tutuyor. Öyle bir kaynağımız da her parçayı yapacak şekilde yok. Çok sınırlı kaynaklarla ilerliyoruz. Ama hedefimiz olursa bu yaz içerisinde yapmak. Gecikirse er ya da geç bu yıl içerisinde mutlaka bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama dışarıya bağlıyız. Dışarıya bağlı olduğumuz her yerde, bazı komponentlerde bu gecikmeler bizi de geciktiriyor. O yüzden söz vermiyorum artık. Ondan sonra sözünde duramamış gibi oluyor ama gerçekten elimizde değil. İnşallah görürüz diye umuyorum ben de yakın zamanda. Şimdi bu aslında global ölçekli bir proje. Yani yerel bir proje değil. Çünkü çok fazla yurt dışında da ilgi göreceğini düşündüğüm bir proje.
Dışarıdaki rakipleri de mutlaka takip ediyorsunuz. Nasıl bakıyorsunuz? Hani siz bunun kendinizi nerede görüyorsunuz? Hangi arada görüyorsunuz? Bir sıralama yaparsanız gözünüzde. Ya sıralama yapmak çok doğru değil ama biz önümüzdeki dönemde içine oturup uçabileceğimiz bir seviyeye geleceğiz. Bunu yapan çok fazla firma yok. 3-4 tane var. Yani boşken biz de işte arkamdaki model 90'ın üzerinde uçuş yaptı ki ilk 5 uçuşunda kaza yapar diye hesaplamıştık. Hiç yapmadı. Şimdi tekrar uçuş testini aldık artık bir yerde bir şey olması gerekiyor diye. Açıkçası ne kadar çok firma olursa o kadar iyi. Bu biraz otomobil gibi böyle birçok yani lokalize olan firmalar olacak. Amerika'daki ihtiyaç farklı, Türkiye'deki farklı, Avrupa'daki farklı. Şehirleşmeler farklı. Zaten biz Türkiye'de bile muhtemelen şirketin önümüzdeki 20 yıl Türk pazarına dahi İstanbul, Ankara'yı anca bunlarla donatırız. Evet. Çoğu firmanın yurt dışından başka bir kendi ülkesinden başka ülkelere geçişi onlarca yıl alıyor. İşte malum bildiğimiz elektrikli otomobil firması 20. yılında daha yeni Türkiye'ye geldi. Çok yani 20 yıl boyunca gelmediler. Bizim de belki Amerika'ya gitmemiz bir 20 yıl sürecek. Yani örnek vermek gerekirse Türkiye'de bile 5.000-6.000 taneyi servise sokmamız uzun yıllarımızı alacaktır. O yüzden onlar da yapsın, biz de yapalım. Herkes uçsun, uçan arabalar çağı başlasın. Gayrimiz tabii tabii, yaygınlaşsın. Bizim de istediğimiz evet. O. Son olarak şunu sorayım. Çok ileri teknoloji bir ürün için bir girişimcilik yapıyorsunuz. Dünya üzerinde bile bence bunun üzerine çalışmak çok zor. Yani böyle bir şeyle. Yani sizin karşılaştığınız bu konudaki en büyük zorluk ne? Hani Türkiye'de yaparken. Türkiye'de yaparken aslında karşılaştığım bazı komponent ve alanlarda uzmanlık yeterli değil. Olanlar da yurt dışına gitmiş durumda. O mühendislik alanlarını bulmakta biraz zorlanıyoruz. Bulsak da tabii maliyetli konular. İş maliyete geliyor. Türkiye'de kaynak bulmak gerçekten güç. Yani bizim 5-5,5 yıl oldu. Doğru düzgün bir kaynak bulamadık. Biraz böyle inançla buraya kadar geldik. Projeye inandığımız için. Ama bir şekilde buraya kadar geldik. O yüzden Türkiye'de halkın desteği çok güzel. İnsanlar çok güzel yazılar yazıyor. Destek olmaya çalışıyor. Ama aynı desteği biraz daha böyle yatırım yapabilecek sermayesi olan gruplarda çok görmüyoruz. O biraz tabii hayal kırıcı olmuştu ilk etapta ama şu anda çalışmalara devam ediyoruz. Yine ufak tefek kaynaklar yaratabiliyoruz. O yüzden çalışmalar devam ediyor. Onun dışında bir problem yok. Yani biz de, ben de hani kişisel olarak da aynı zamanda yayın olarak da hani buna sonuna kadar hani basın desteğini biz de vermek isteriz. Çünkü çok inandığımız ve böyle çok gurur duyduğumuz projeler bunlar. Açıkçası buradan da hani izleyen olan varsa da mutlaka hani bu girişimlere aslında kaynak ayırması, yatırım yapmasını dileriz diyeyim. Yani ben de en azından mesajımı vermiş olayım. Bir de son olarak bu tür ileri teknoloji girişimcilerine ne önermek istersiniz? Yani bu tür işlere girecek olan insanlara. Niye hazır olsunlar? Yani en kötüsüne hazır olsunlar. Biraz böyle cehennemden geçmek gibi oluyor bazı dönemler. Yani uzun yıllar büyük stresle kaynaksız bir şekilde hiçbir yerden destek gelmeyeceğini inanarak başlamaları lazım. Çok çalışmaları lazım. Belki hayalinde kurdukları birçok şeyi yapamayacaklar burada sürekli çalıştıkları için. Bir süre sonra buna alışılıyor ama yani acı toleranslarının yüksek olmasını ya da buna hazır olmalarını, yorulmamak üzere yola çıkmalarını tavsiye ederim. Çok teşekkür ederiz. Yani hem zamanınız için hem de verdiğiniz bilgiler için umarım göklerde de bu cihazı göreceğiz. Ve hani ilk uçuşunun orada yerini deneyimlemek isterim. Çok sağ olun tekrar. Çok teşekkür ederim. Evet, bir Chip Tech Talk'un daha sonuna geldik. Yine çok ilginç bir konumuz vardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın.